Aralık ayı olağanüstü toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle toplantımızın ve alacağımız kararların erdemimize hayırlı olmasını temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. İnşallah hayırlı bir başlangıca, güzel bir başlangıca birlikte imza atacağız. Erdemimizin özlemini sabırla beklediği doğal gazetesi inşallah 2007 yılında yatırım programına alındı. İnşallah sizlerin imzası ve sizeyle Allah nasip ederse Erdem'imizi Allah'a manumlarsa 2020 yılında doğalgaza kavuşturacağız. Toplantımız olağanüstü almamızın sebebi şu. Geçen gün dağıtım firmasının genel müdürü belediyemize geldiler. Konuyla alakalı şu anda Ankara nezdinde de falan takip yapılıyor. Mutlaka bir belediye meclis kararı almamız gerektiğini söyledi. Biz de 2020 yılının Ocak ayında almamızı uygun olacağını söyledik ama işin süratli gitmesi açısından Aralık ayında karar almamızı bize salık verdi. Bu düşünceler hareketle biz de bir an önce bu sistem Erdem'imizde gelsin düşüncesiyle sizleri toplantıya davet ettik. Sizleri teşrif ettiniz. İnşallah hep birlikte 2020 yılında da nasip ederse Erdem'imizi doğalımıza kavuşturmuş olacağız. Yani katılımlarınızdan dolayı hepinize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle gündeme geçmek istiyorum. Gündemimizin birinci maddesi yoklama yeterli çoğunluğumuz var. Teknik ve idari konularda aydınlatacaklar. Kim? Hayır, sen mi? Başta bilgiler üzere Aksa Gaz'da bize bir yazı geldi. Bölgemize doğalgaz gelmesiyle ilgili. Evet. Sesini biraz yükselirsin. Doğalgaz gelmesiyle ilgili bir yazı geldi. Bu yazıda şundan bahsediyor. Diyor ki genişlemeye konu bölgelerde belediye olması halinde belediye meclis kararlarının olumlu olması şeklinde bir karar alınırsa diyor. Biz sizin bölgeye ilaveten yani mevcut Çeşmeli'ye kadar geliyor şu anda. Bu alanda dahil edebiliriz diyor. Bununla ilgili birkaç örnek meclis kararı bize göndermişler. Yani bu şekilde olursa uygun olacağı ya da yürümenin bu şekilde doğru olacağı şeklinde bir karar göndermişler. Binlerce üzere bu karar sadece bize yetmiyor başkanım, bu alınan karar. Bir de Büyükşehir'in de aynı şekilde almış olması gerekiyor. Yani ikisinin de örtüşmesi gerekiyor. Biz bununla ilgili bölgede çalışma yapıyoruz. Konya, özellikle Konya bölgesinde yaygın bir şekilde doğalgaz kullanıyor. Sarayönü Belediyesi var. Sarayönü Belediyesi bu şekilde bir çalışma yapmış. Meclis kararı alarak bunu hayata geçirmiş. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin A lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Erdem Belediyesi'nin aray içerisinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmesinin izin verilebilir. B. Mersin şehrinde dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve altyapı bilgi sistemlerinin dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceği. C. Dağıtım şebekesinin yapım ve dağıtım faaliyetlerine gerekli işbirliğinin yapılacağı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ilçemize doğalgaz dağıtımı ile ilgili alacak olduğu meclis kararlarına uyulacağı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesi hususlarının belediye hizmetinde görüşler ve karara bağlanmasına arz ederiz. Kürşat Aras İmar ve Şehircilik Müdürü. Bu konuda görüş olanları. Şimdi bu B maddesinin yerine ikame edeceğimiz... Baştan çıkmış gibi o. Yani şimdi yama yapıyorsun, yaptığın yama da çok çirkin bir kalıyor. Kaldırmak için yani her taraf derman çirkin. Ki en garibi de şey, genellikle de Büyükşehir'in ötesinde olan yerde. Yani geçen işte Büyükşehir'de görüştük, bir önce bunları çözün diye. Bozan Büyükşehir, sonuçta yapan Büyükşehir olması gerekiyor. Dalatan patlayıp başladılar da. Yani tabii biz özellikle mesela yamayla geçiştirmeye çalışıyoruz. Yani yaptığımız işlere kadar... O da masraf. O da masraf ve milli sebep. Yani şimdi en azından ki bu doğalgazla geçsin. Ondan sonra asfalt adam gibi yapalım, aşınmasıyla başınmasıyla tekrar şey yapalım diyoruz. Kısmet olursa işte bir şey yapacağız, kazımları falan da yenilmesi lazım. Bir şanti yapılacağız bu şey, yakın taş üreten bir şanti yapılacağız. Değişim sistemi evet yani kendi şeyimizi kendimiz üreteceğiz ki bu 2020'de doğal olur. 2020'den önce başlayacağız bu işte. Sonra ki zaten bu bakanlığın hayretleri de oluyor yani kendilerine açısından. Yine çok teşekkür ediyorum. 2020 normalde 2022'deydi yanılmıyorsam şeyle. Bakan Bey burada ciddi gayret sarf etti. 2020 yatırım programını aldı. Biz 2019 aldırmasına dair de peş yaptık ama o değişmez dediler.
yani 2020'de biter inşallah yani bir şey olur. Ama şey var, Ataş'tan ayrı boru gelecek buraya. Çünkü Davultepe'deki mevcut boru, onun çapı buraya yetmiyor. İşte buradan Silifke'ye gidecek, Anamur falan da. Anamur Mutlu'nun karavandan gelme ihtimali var. Yetmeyenler oraya da kabul edilmiş.